Milliyetçi Hareket Parti'den var mı yok mu bilmiyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarıma şunu söyleyin. Siz ne kadar milliyetçiyseniz biz de o kadar milliyetçiyiz. Siz ne kadar ülkücüyseniz biz de o kadar ülkücüyüz. Siz ne kadar vatanseverseniz biz de o kadar vatanseveriz. İşte bu. İşte bu. Yalan söylememiş yani. Doğru adam, söylüyor. Adam haklıymış. Bu arada tabii. Yalnız şey, bu seçimlerde hatırlıyorum. Kılıçdaroğlu ülkücü işareti yapmıştı ya. Metalci işareti gibi oldu biraz daha. Black Sabbath. Yok bu değil, bu değil. Bu ya bu doğrusu yaptı da ekmeğin insanı o demişler ki. Ülkücü işareti bu demişler. Bu işareti yap demişler. O da tabii bilmiyor. Şöyle yapmış metalci gibi. Metalciler ters manyel aldılar. Bütün oyları Ekmettin'e verdiler. Ondan sonra tabii Ekmettin'e verince Ekmettin oradan da yırttı işi. Arkadaş ne diyorsun bu şeyde işe? Şeyde öyle. Baksana Kemal Kılıçdaroğlu da öyle. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ben daha, şu daha böyle heavy metal. Şimdi arkadan bu görüntülerle karışmış oluyor. Benim böyle komando refleks var ya. Işte, içeri gitti çayın doldurdu geri döndü vatandaş. O ülkücü lafını bir daha alabilir miyiz? O bölümü sadece buraya almayalım. Tamam ülkücü lafını bir daha görelim. Ülkücü tarihi laftır çünkü o. Yıl 2016 CHP ülkücü dedi. Milliyetçi Hareket Parti'den var mı yok mu bilmiyorum. Ama Milliyetçi yoktur. Hareket Partili yoktur arkadaşlarıma niye yoktur? Belki vardır. Siz yoktur ne yani kadar milliyetçiyseniz biz de o kadar milliyetçiyiz. Siz ne kadar ülkücüyseniz biz de o kadar ülkücüyüz. İşte budur. Siz ne kadar vatanseverseniz biz de o abi kadar vatanseveriz. Şimdi CHP'lere sormak lazım. Şimdi bunu solcuya düşünüz artık bundan sonrasını bir güne ve sözcüye sormak lazım. Şimdi solcu kalan bir gün vardı. Arada bir şuradan bile veriyordu Kılıçdaroğlu'na. Ülkücü dedi ya. Bakayım bir gün şu manşet şey versene bir önünde sağ elinin altında. Ha, tamam. At. Ay.